Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizin Medine'ye hicreti seniyeleri. Hicret, göç anlamına geliyor Türkçemizde. Bir insan kendi isteğiyle başka bir yere gidip yerleşirse bu tabi zor değildir. Kişinin bu zoruna gitmez. Ama bu İslami açıdan hicret bölümüne girmiyor bu. Bir kimse bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamadığı için zorbalar tarafından, baskı yönünden kişi İslam'ı yaşayamadığı için başka bir yere göç etmeye mecbur kalırsa, zorunlu olursa, kişi bundan sırf Allah için yaparsa, işte bu İslam hicret bu anlama geliyor. İkinci akabe biatından sonra, yani Medine'ye gelen gruplar Akabe'de Resulullah ile görüştüler. Orada anlaşma yapıldı. Medineliler Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. İşte bu akabe biatından sonra Peygamber emriyle sahabeler bazen tek, bazen birkaç grup halinde genelde gizlice Mekke'den kaçıp Medine'ye gitmeye başladılar. Yalnız Hazreti Ebubekir hastalık almıştı sahabelerden. Peygamberin dışında bu. Bir de bazı çok yaşlı, hasta, kadın çocuklar kalmıştı Mekke mükerremede. Hazreti Ebubekir o da tabi bu iş yapmak istiyordu. Bir gün hatta hazırlığını yapmış, Peygamber'e geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ben hazırlığımı yaptım. Eğer izin verirseniz ben de Medine'ye göçeyim, gideyim buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, biraz bekle, sabır eyle. Allah Teala yakında bana da herhalde izin verecek hicretim için. O zaman inşallah beraber gideriz buyurdu. Sahabelerin Mekke'de Medine'ye gidişleri için peygamber izni yeterli onlara için. Ama bir peygamber kendi isteğiyle, görüşüyle bir şey yapamaz. Ancak Yüce Mevla izin verirse o zaman gidecek. Bir peygamber ne kadar sıkıntıda olsa, baskı altında olsa, hatta öleceğini bilse bile izin gelmeyince bir yere gidemez. Hazreti Bekir bunu duyunca tabi çok ama çok sevindi. Hatta sevincinden çok duygulandı, ağlama başladı. Ya Resulallah, beraber ümidimiz var mı? Evet var ya Bekir. Hazreti Bekir tabi çok sevindi, duygulandı, ağladı. Hemen gitti, iki tane güzel deve aldı. Develer uzun yolculuğa çıkmadan önce besiye çekilir develer. Deve güzelce beslenir. Bu develer besin maddelerini üzerinde hörgüç denen o çıkıntı da depolarlar. Allah onu yaratmış tabi. Eğer bir deve besine çekilmeden önce onunla uzun yolculuğa çıkılırsa deve buna dayanamaz. İşte Hazreti Bekir de iki deve aldı. Bunları özel olarak besiye çekti. Develere hörgüçleri tamamen doldu. Gerçekten yağ şeklinde dönüşür. Fakat yolda deve acıkınca hörgüçteki yağ erir. Hem onun devenin su ihtiyacını karşılar hem de gıdasını karşılar. Müşrikler önceleri yani sahabeler
Mekke'den çıkıp da Medine'ye giderlerken gizlice onların bundan haberleri olduğu halde buna biraz göz yummuşlar müşrikler. Bir açıdan da sevinmişler. Yani Müslümanlar Mekke'den gidiyorlar. Mekke artık bir de kalacak. Artık burada Allah adı anılmayacak diye onlar baştan sevinmişler baştan. Fakat bak, baktık ki müşrikler Müslümanların hepsi aşağı yukarı Medine'ye gittiler. Bir de Medine'deki durumu da kenar alanında bir görüşüyorlar. İş onlar açısından çok tehlikeli noktaya gelmişti. Çünkü Medine'de olan iki kabile, Evs, Hazreç kabileleri. Bunlar İslam'dan önce devrim düşmanıydı bunlar. Devamlı savaşırlar, kan dökerlerdi, çok gençler durmadan ölürdü. İslam'ın Medine'de elhamdülillah tutulmasıyla, Medine halkının İslamlaşmasıyla iki kabile barıştılar, birbirine sarıldılar, din kardeşliğini hepsi bunlar kabullendiler. Bir bütün oldu Medine halkı. Bunlara Ensar deniyor. Bir de Mekke'den giden muhacirler de, Müslümanlar da onlara birleşince Medine Münevvere'de gerçekten güçlü bir İslam gücü oluşmaya başladı. Mekkelilerin de can damarı, gelir kaynakları ticaretti. Genelde Şam'dan mal getirirdi Mekke'ye mükerremeye. Şam'da Mekkelilerin Medine'den geçmeleri gerekiyor Şam'a giderken de. Yani onların Şam yolu üzerinde Medine Münevvere. Eğer Medine Münevvere'de böyle bir İslam gücü oluşursa onların ticaretine engel olunabilir korkusuyla toplanmaya karar verdiler Mekke'miş ileri gelenleri. Mekke mükerremde bir ev vardı. Beni Nedve denen Esenber'e bir ev vardı. Mekkeliler önemli karar almaları için orada toplanır, orada alınan kararı yürürlüğe koyarlardı. Bunun üzerine Ebu Cehil'in liderliğinde, öncülüğünde Ebu Cehil'in Mekke'ye gelen müşrikleri, liderleri toplandı orada. Tanımadıkları yaşlı bir yabancı da geldi aralarında. Ama güzel giyinmişti o gelen kişi. Buna kim olduğunu sordular. Ben Necd'in şeyhiyim. Yani Necd kabilesinin işte reisiyim onadan diye kendini tanıttı. Meğer bu şeytanmış. Şeytanlara insan şeklinde göründü. O da oraya girdi. Bu olay bize gösteriyor ki demek ki cinlere, şeytanlara bazen insan şeklinde görünebiliyorlar bazı hallerde. Ve toplandı müşrikler o evde. Başladılar şimdi görüşmeye. Şöyle düşünürler. Medine'deki ilk kabile birleşip tek vücut oldular. Kardeş oldular diye şeytan ama. Mekke'den giden muhacirler de onlarla birleşince orada şu anda bile güçlü bir İslam topluluğu oluştu. Eğer dediler Muhammed'de Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkıp da gizlice Medine'ye giderse onların başına geçerse bunun üzerine Müslüman olan başka kabile mensupları da hepsi Medine'ye giderler. O toplanırlar. Medine Münevvere'de bir güç oluşur dediler. Ne yapalım? Bunu engellemek lazım. Bunun için toplandılar, konuştular, görüştüler. Biri şöyle dedi işlerinden biri. Biz de Muhammed'e gitmesi engel olalım.
onu bir mahzene, yeraltı mahzene hapsedelim onu dedi. Mahzende. Yani bir yanını bağlayalım. Kapı hepsini tamamen kapayalım. Ancak ölmeyecek kadar ona bir kuru parça atalım dediler. O mahzende, karanlıkta, açlıktan, şundan bundan ölür gider dediler onlar. Ebu Cehil bu fikri beğenmedi. O yaşlı olan Necşehim diyen, yani şeytan. Ona baklar ki gerçekten sanki deneyimli, akıllı bir insana benzeyeceksiniz. Ona sordu, ne derler? Şimdi de şeytan onlara. Muhammed'in sevenleri çok. Onun hayranları çok. Onlar onun canını verirler. Onlar mutlaka o Muhammed'in hapsedildiği yere baskın yaparlar. Onu kurtarır dedi. Bu çözüm değil dedi. Bunun üzerine tekrar görüşler belirtildi. Biri şöyle dedi, aralardan birisi de. Muhammed'i dedi, bir deveye bağlayalım. Onu çöle sürelim. Çöle sürelim. Bu çölde güneş çatmasından, susuzluktan, açlıktan ölür dediler. Tabi el ayağa bağlanınca deveye bir yön veremez. Deve de çölde başıboş kalınca bu dediler açlıktan, susuzluktan güneş çatmasından ölür gider dediler. Ebu Cehil ve şeytan buna karar razı olmadılar. İşte Muhammed'in ashabı, onu iman eden müminler, onu sevenler bu işi öğrenirler, onu bulur kurtarırlar dediler. Bunun üzerine işlenen biri ki bu da Ebu Cehil olduğu rivayet ediliyor. En iyi çağır arkadaşlar dedi. Muhammed'i öldürelim dedi. Onu öldürelim. Ancak bu iş bu şekilde çözümlenir. Şeytan da bunu tabi hemen doğruladı. Onun adı bunu şeytan da. Hemen en iyisi bu dedi. Yalnız şimdi burada bir mesele kalıyordu. Evet. Öldürmek, karar vermek kolay ama bunu eyleme geçirmek, peygamberi haşa öldürmek. Bunu kim yapabilirdi? Çünkü o günkü insanların yaşantılarında, onların törelerine göre, adetlerine göre bir kimsenin yakını, amcaoğulları, şunları, bunları uzak bile olsa bir kabileye mensup bir kişi yakınları öldürüldü mü? Eğer onun intikamı almazlarsa onlar için bu bir ağır, ayıp olsaydı. Peygamberimizi birisi çılgın biri kalkar da öldürürse ne olacaktı? İmana gelmeyenler, Kureyş kabilesi, Haşimoğulları bile devreye girecekler. İş kan davasına dönüşecekti. Kureyş içerisinde en büyük kabile de Haşimoğullarıydı. Peygamberimizin soyuydu. Bu defa buna bir çözüm arandı. Nasıl yapalım? Bunu kim öldürebilir? İlk kararda Hazreti Ömer vardı bir zamanlar bu iş yapmaya ama o işin İsmail elhamdülillah. Ebu Cide'nin kafir yine buna bir çare buldu. Yani bir insan demek ki aklını nereye kullanırsa akıl oraya çalışıyor işte. Şimdi bunlar işin çareleri Ebu Cehil'in önerisiyle Haşim oğulları dışında her kabileden güçlü bir genç seçilecek. Bu gençler gece arasından sonra peygamberine girecekler. Her bir krallıkta peygamberine kız sallayacaklar, onu öldürecekler. Gecenin karanlığında kimi aslı öldürdüğü gece kata bilinemeyecek. Haşimoğulları kan davasından kalkışınca karşılarında bütün kabileleri toplarla görünce tabi bunda savaşamazlar bunlarla. Bu defa iş ne olacak? Diyete, para tazma dönüşecek. Diye bu şehir aramıza para toplarız. Onun diyetini veririz. İş kapanır gider dedi.
Bu karar orada oy birliğiyle, ittifakla kabul edildi. Şeytan tabi gayet buna sevindi. Ebu Cehil buna sevindi. Karar artık kesinleşti. Yalnız geceyi beklemeleri için karar aldı gece. Tabi o dönemde Mekke mükerremede gece hayat yoktu. Yolda ışıklanım yoktu yollarda. Akşamdan sonra yolda karanlığa bürünürdü. Herkese evine çekilirdi. İşte geç kalanlar tek tek yolda geçen olursa olmazsa. Karar gereği gece yarısından sonra Peygamber'e basın yapılacak ve Peygamber yatarken yatağında her kabeden bir genç, güçlü genç, soytöre genç Peygamber'e saldıracaklardı. Karar gereği bunlar akşam hava karardıktan sonra Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi Mekke'nin ileri gelenleri bunlara başta olmak üzere Peygamber'in ev etrafını çember altına aldılar. Sarıldı Peygamber evi. Peygamber evinde Aleyhisselam Hazretleri tabi. Peygamber de olsa her şeyi bilemez. Gaybı, gizli bilemez. Ancak her şeyi gören, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam peygamberine geldi. Ona hem şu ayet-i kerimeyi getirdi hem durumu bildirdi. Ayet Enfal suresinde 30. ayet-i kerime Mevlam buyuruyor onların aldığı kararı görüşmeleri Allah-u Teala bildirdi. Allah'ım veiz yemkürü bikine keferu. Veiz yemkürü bikellezine keferu. Habib Muhammed. Kafirler senin için bir mekir hazır yapıyorlar. Yemkürü mekir yapmak. Mekir gizlice bir eylem planı hazırlamak gizlice. Buna mekir deniyor. Ne yapmak istiyordu bunlar? Leyus bütüke ev yaktülüke ev yuhrucuk. Seni hapsetmek, öldürmek ya da deve üzerinde çöle sürmek gibi üç görüşlerinde senin aleyhinde gizlice böyle görüşüp bir plan hazırladı bunlar. Ve yemkürüne ve yemkürullah. Ev onlar gizlice toplandılar. Bir plan hazırlıyorlar, bir mekir hile tuzak atmayı istiyorlar. Allah onların tuzağını kendi başına çevirir ama. Cebrail Aleyhisselam hem bu ayet-i kerimeyi getirdi, hem peygamberimize güzel melamız emrini tebliğ etti. Ya Muhammed, Rabbimin emri, sen bu gece evinde yatma. Yani bu haşa korku meselesi değil yani. Yani haşa Allah'ın gücü yetmez korumaya gibi değil. Ancak Rabbimin emri peygamberden o gece çıkması idi. Yoksa Yüce Mevlam dilerse onların Rabbim akıllarını da alır, salak olurlardı, deli olurlardı, çıldırırlardı. Yine Rabbim dilerse her birine feş olurlar dilerse Rabbim. Şu bedendeki çalışma sistemimiz de Allah'ın kontrolünde, onun denetiminde ama bedendeki. Havayı solumamız da, kan dolaşımımız da, beyindeki hücrelerimizin, merkezlerin çalışma sistemleri de Allah'ın kontrolünde, onun denetiminde tabii ki. Ama Yüce Rabbim öyle yapıyor ki Yüce Rabbim peygamberlerde normal bir insan gibi yaşantıları gerekir peygamberlerin ki ümmeti örnek olabilsin. Eğer peygamberin bütün yaşantıları olağanüstü olsa, mucizevi olsa
O zaman arada bir açıklık olur peygamber ümmeti arasında. O peygamber de ama böyle yaptı diye. İşte her peygamber ancak tabii bazı hallerde Rabbimizin dilediği hallerde bir mucizevi olağanüstü hal olur. Bunun dışında her peygamber normal insan gibi yaşar ki ümmetine örnek olabilsin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali peygamber evinde bulundurdu. Hatta peygamber küçük bir evini almıştı. Orada demişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ali'yi çağırdı. Ona şöyle buyurdu. Ya Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime ona okudu, tebliğ etti. Bana Rabbimden izin geldi, emir geldi bana Rabbimden. Ben bu gece evden çıkacağım, Medine'ye inşallah gideceğim buyurdu. Ancak müşrik evmiş şu anda efendim sarmışlar. Evmiş şu anda kordon altında imiş şu anda. Onlar bazen camdan gözeterler. Benim çıktı anlamamaları için hastalık peygamber buyurdu. Bakın demek ki burada bu iş Allah'ın emriyle oluyor. Allah'ın takdirinde oluyor bunlar, gözetiminde oluyor bunlar. Ama yine demek ki kulun önlem alması gerekiyor. Gerekiyor demek. Yani kul elinden geleni yapması gerekiyor. Kul eline geleni yapacak ama kul aldığı önlemine güvenmeyecek ama. Ama yapması gerekiyor. Yani kul tembel olmayacak ama. Emri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye, ya Ali sen şu anda benim yatağıma yatacaksın buyurdu. Benim yatağıma yat. Benim örtündüğüm bürdeyi, yeşil örtüyü üzerine ört, benim yatağıma yat. Müşriklere bakınca beni orada uyuyor zannetsin der. Ben biraz zaman kazanmam gerekiyor buyurdu. Hazreti Ali de şunu da uyarı yaptı. Ya Ali kesinlikle korkma, ondan sonra bir zarar veremeyecekler buyurdu. Tabi burada bir uçurum gibi bir tehlike de vardı burada. Yani hastalığa yatacak orada ama karanlık oda, kim attığı belli değil. Peygamber zannediyor hasta öldürülebilir orada. Tabi hastalığa bunu bildiği halde ama ölse de ne yapacak? Peygamber tabi karşı gelemez. Ama peygamber ona bu müjdeyi verdi. Ali sen buraya yatacaksın ama korkma kesinlikle ondan sonra bir zarar veremeyecek de buyurdu. Hazreti Ali peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin örtün yeşil bürdeyi üzerine örtündü. O peygamber yatağına uzandı Hazreti Ali. Böyle tabii maddi olarak peygamber yatağı da haşa böyle süslü bir şey değil tabii maddi olarak. Yani bir deri, yüzü deri. Öyle kumaşlandı yüzü böyle. İçine de kurma lifleri var. Pamuk, yün yok içine de. Böyle. Sert bir şey, katı bir şey. Hazreti Ali o Resulullah'ın yatağı uzandığı zamanlar kendini sen cennete buldu ama. O peygamber kokusu, o peygamber aşkı, öyle bir makamlı hasali anda aldı ki bir anda, yani bir kişi günümüzde, bırakalım sıradan bir kişiyi de, bir evliyullah günümüzde, yıllarca çalışsa, o makamların milyona bir ulaşama. İşte Hazreti Ali, ölümü de göze alarak, İçinden, kalbinden hiçbir şey geçirmek için tam bir teslimiyet ile peygamber örtüsüne örtündü. O peygamber efendim uzandı. Sanki anda kendini cennete buldu kendisini. Öyle tatlı ruhsal bir hal. O kadar güzel hal aldı. Öyle makamda aldı kendisi anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi dışarı çıkacak. Yalnız
ev kuşatma altında. Hem de kuşatma çok ama sıkı bir kuşatma evin etrafı. Bir söz vardır ya, kuş uçmaz diye. Yani aralığından insan geçemez. Öyle sıkı bir kuşatma var evinde. Gençler ellerine kılıçları evi tam kuşatmışlar. Ve ileri gelen müşterilerin yaşlıları da onlara da bekleşiyorlar. Biraz daha gecesin de halk ayakta çekilsin derdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yasin'i şerif okumaya başlayan çıkarken Yasin'in 8 ayeti okudu Peygamber muhteremler. Yasin'den başladı, baştan başladı şuraya kadar. Fe'avşeynâhum fehum lâyubusirûn. Bırakar böyle. Tabi hepsini ver, 8 ayet versem uzun gelecek şimdi. Yani şurasına vereyim, ayetin başlarına vereyim. Ve ci'anla meylabülü seyirin emham sedden. Ona önüne, arkasına bir set çekti, duvar çekti meylam buyuruyor. Fe'avşeynâhum ona tamam böyle perdeledik. Fehum onlar layıbsın seni göremezler burada. Demek ki bir Müslüman çok sıkışık bir halde kalsa ki düşmanın şerrinden kurtulmak için bir insan Yasin-i Şerif'i baştan başlayıp da Fehüm layıbsın okursa inşallah Peygamberimizin okuduğu şekilde tabi okuyamayız ama ilahsız samim olursa onu Rabbim inşallah gözden korur. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yeden bir avuç toz aldı. Toprak yani. Oranın toprağı da toz gibi, ince kum gibidir. Oranın toprakları da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıktı. Bir avuç toprak aldı. İnce kum gibi toprak aldı. Peygamber bunu onun üzerine serpti. Üzerlerine. Hepsini serpti. Aralarından normal geçti gitti. Onların hiçbiri Peygamberimizi göremediler. Aradan geçerken hatta Peygamber'den sürtündü Peygamber'e böyle. Çünkü kuşatma sıkıydı. Çember dardı. Aradan Peygamber sürtündü onlara ama bunu duyamadılar. Duyamadılar. Ve onlara sanki bir ölü toprağa serpmiş gibi bir gaflet geldi. Gözleri açık ama bir uyku haline geldi onlar. Sanki bir uyku gibi dalgınlık bir gafet geldi onlara. Yarı ölü yarı bayan gibi bir hal geldi onlara. Üzerine falan toprak saçtı. Ve şöyle buyuruyor İslam müberrihleri. O anda Peygamber'in saçtığı toprak kimler üzerine isabet etmişse onların her biri Bedir'de öldürüldü. Bakın muhtemelen. Kader, takdire bakın. Demek kimin üzerine o topraktan bir parça gelmişse onların her biri Bedir'de öldürüldü onlar. Bedir Savaşı'nda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aradan çıktı, gitti. O gece nereye gitti? Nerede kaldı? Bu bilinemiyor. Yani işi inciden arayan ki muhakkakin dinliyor bunlara. İşin gerçeğini araştıran tarihçiler araştırılıyor. O gece Peygamberimizin nereye gitti? Nerede kaldı? Bilinemiyor. Yani ertesi sabah Hazreti evine gitti. Orası kesin. Müşrikler bu şekilde Peygamberimizi öldürmek amacıyla aldıkları kararı eyleme geçirmek için artık son dakikaları beklerken bu olay oldu. Oradan geçen birisi, yine müşriklerin birisi baktı onun bu işte haberi yokmuş. Ne yapıyorsun burada? Dediler işte malı öldüreceğiz. Ama Muhammed'e çıkıp gitmiş ama Muhammed burada dedi onlara.
Hatta bunun şeytanın söylediği de rivayet ediliyor. Bu daha doğru olabilir. Bakın üzerine bakın bakalım dedi. Baklar yüzüne baştan toz süren var ondan böyle. Bak dedi muhat üzerinize toz sevip bana çıkıp gitmiş. O burada yok. Boşa beklemeyin. Olamaz dediler. Yoksa şu sıkı bir çember. İnsan aramızdan geçemez. Bu kadar gençler var. Bu kadar biz var bir ayakta bekliyoruz. Geçemezler. Yanamazsanız yine bakın dedi. Şimdi bakın sevgili kardeşim. Allah'ın takdiri değil mi? Eğer o haber veren kişi ki şeytan olma ihtimali çok daha kuvvetli. Şeytansa bile bazen hayırlı şeylere bir vesile sebep olabiliyor bazen Allah dilerse bakınız. Öyle olmasa buraya basın yapacaklar. Hazreti Selim'i öldürecekler mesela. Bunlar baklar pencereden. O zaman pencere cam olmaz o dönemde arada. Pencereden baktılar. Dediler ki bak uyuyor Muhammed işte. Yatağında üzerinde örtüsü, meşhur örtüsü üzerinde uyuyor. O Muhammed değildir o dedi böyle. Kim bilmiyorum. İçeriye gidiler. Hazreti Ali kalktı oturdu tabii. Baklar Hazreti Ali. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Ben muhafızı değilim. Ben bunu yatıyorum bu şekilde burada. Tabi Hazreti Ali kızdılar falan şu bu oku derken ama Ebu Leheb yeğeni oluyor Hazreti Ali'nin kendisinin. Ne de olsa bir onda onun bir amcalık tarafı tuttu orada da yeğenini korudu. Ona dokunmanın suçu yok. Onu dokunmayın dedi. Hazreti Ali'yi bıraktılar orada. Peygamber Hazreti Ali'ye vasiyet etmişti. Ya Ali benim üzerine bazı emanetler var. Bazı kişilerin. Bu emaneti yerine ver. 3 gün sonra arkandan Medine'ye gel buyurmuştu ona. Hazreti Ali. Hastane terdi, sabah emanet ehlen verdi. O da 3 gün sonra yola çıktı o da. Şimdi müşrikler bu durumu görünce artık çıldıracaklar müşrikler. Nasıl olur? Yani, kişi olarak yani planları uygulanacak artık. Haşa Peygamber'in sanki avucundaymış gibi. Bu kadar kişi bir durumdayken Peygamber'i aradan kaçırılmalarını İşlerine sindiremiyor müşrikler. Çıldıracaklar. Başta aramak peygamberimiz. Mekke, önce Mekke'de. Evet. Sokak sokak. Kabe'de. Saklama, ümit, imkanı her yerde. Grup grup oldu müşrikler. Her bir silahlandı. Yani kılıçlı kuşandı. Zırhını aldı. Ve müşrikler her tarafa baskın ediyorlar. Artık Mekke altı üstünü aradılar. Bulamadılar. Bunun üzerine etrafa bir uyarı yaptı, bildiri yaptı etrafa duyurdular. O günkü imkanlarla. Kim? Muhammed'i sağ veya diri yakalarsa ona 100 deve ödül koydular bunlar. Peygamber'e gelince, Aleyhisselam'a da gelince... Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi günü tam öğle sıcağında Mekke mükerremede öğle vakti oldu mu kimse yolda kalmaz. Güneş çarpar çünkü. Eve çekilirler. İşte Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz öğle sıcağında biraz üst yüzünü örterek şekil değiştirerek Hazır Bekir'in evine geldi. İlim istedi. İçeriye girdi tabi. Selam verdi. Ya Ebu Bekir. Rabbim emir geldi. İzin geldi. Hem yola çıkalım buyurdu. Hazreti Bekir daha önceden bir kılavuz tutmuş. Kılavuz yolu çok iyi bilen bir rehber tutmuş. İki deyi ona verdi. Teslim etti. Sen 3 gün sonra filan mağaraya gel. O emri alırsın buyurdu. Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı. Çok mübarek Müslüman kölesi vardı. O anda bana koyunlarını verdi. Sen bunlara Mekke'de şimdi otat bunları. Geceleri sen mağaraya getir buyurdu ona.
Hazreti Bekir peygamberle beraber evden çıktılar. Sevir mağarası, Cebel-i Sevir daha doğrusu, yani Sevir dağındaki bir mağara gittiler. Bu dağ Mekke mükerremenin güney doğusuna düşüyor. Merkeze 5,5 kilometre mesafede. Aşağı yukarı normal insanın yürüyüşüyle bir saatlik yol. Mekke'nin merkezinden, Kabe'den yani merkezinden, o da normalde bir saatlik yol. Tabi çıkış da başka. Zaten Rakım da 750 metredir deniz yüksekliğiyle. Pek fazla yüksek dağ değil o kadar da. Hazreti Bekir peygamberle beraber yayılarak evden çıktılar bunlar. Sevir dağına doğru gittiler. Giderken normalde ayak izleri belli olmasın diye bazı ayak parmaklarına bastılar. Uçlarına bastılar. Tam ayakkabıları belli olmasın diye yol falan değiştiler. Mağaraya gittiler bunlar. Mağaraya gelince Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri dedi ki ya Resulallah bana müsaade et de önce ben gireyim mağaraya dedi. İçeride tabi zararlı hayvan olabilir içeride mağarada. Genelde yılanlar saklanırdı mağaralar deliklerine. Akrep yılan saklanırdı oralarda. Hazreti Bekir mağaranın içine girdi. Mağara girişi küçük bir kapısı. Eğilerek ancak girilir mağaraya. İçi bayağı geniş içerisi. Fakat büyük kadar büyük mağara değil ama. Yani karşı ucu görünüyor. Zaten karşıdan yine bir acaba yine bir delik kapısı var yakın taraftan da. Hazreti Bekir mağaranın içine girdi. Şöyle baktı. Gerçekten yılan delikleri olduğu bilinen delikler. Çöl yılan da tabi zehirli olur. Bunlara peygamber zarar vermesi Hazreti Bekir üzerindeki giyimden ne var üzerindeki giysisi onlara başladı koparıp onları tıkamaya başladı delikleri. Artık ancak bir edebile kapanacak kadar yeri kaldı. Artık koparamayacak. Ama bir delik daha kaldı. Buraya ayağına bastı. Topuna ayağına bastı. Ya Resulallah bu işe gelin dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri girince o anda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi bana izin ver de gideyim. Senin Habib Muhammed Mustafa'yı Aleyhisselam Hazretleri'ni muhakkakta bekleyin buyurdu. Düşmana karşı. Cebrail Aleyhisselam. Tabi Mekke'de görüyor bu durumu. Allah'ın son peygamberi. Hatim-ül Enbiya, Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Ki her şey onun hürmetine yaratılmış. Bakın, böyle bir peygamber, böyle bir peygamber bir mağaraya sığınıyor. Allah yolunda yapacak bunlar, olacak bunlar ama. Bunun için dünyada fazla rahatlık beklemeyelim dünyada sevgili kardeşlerim. Ya bararsam dayanamadı bu duruma. Ya Rabbi izin ver bana. Gideyim, mağaranın kapısında o senin Habibini bekleyeyim orada. Düşmana karşı. Peki Rabbim ya Cebrail'im. O pis müşriklere ben seni göndermem oraya. Onlara en zayıf varlığımı onlara göndereceğim. Onlara onların peygamber koruması sevap olacak onlar. Böyle. Ne geldi oraya? Örümcek oldu. Örümcek böyle. Ankebuttur işi Arapçada. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir sure ismi Ankebut suresi diye geçer. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut diye. Bir örümcek geldi. Çok acele. Mağaranın kapısı çok büyük değil demiştim. Örmeye başladı. Kalınca. Ördü. Çok acele ördü. Arkadan bir rüzgar esti. Hafif fırtınası bir rüzgar esti. Tozları mağaraya doğru getirdi. Örümcek ağın üzerine toza birikince içerisi görünmez hale geldi. Sanki örümcek ağ da çok eski örmüş duruma geldi anla. Örümcek Allah'ın emrinde, rüzgarda, tozda yönde. Yine orada bir çift güvercin geldi. Erkek dişi geldiler oraya. Acele ikisi oraya yuva yaptılar mağaranın ağzına ve dişi güvercin orada hemen yumurtadı o anda. Yuva yattı, ikisi yattılar. Müşrikler
Tabi Mekke'yi aradılar. Evleri, etrafı arıyorlar. Hemen müşkülerin her birisi, hepsi de. Bir de 100 deve ödül ortaya konunca ne kadar başıboş serseriler varsa sırı 100 devin ismine hayran kaldılar. Bir sere o zaman 100 deve. Bu 100 deve kazanmak için eline kılıcını alan, eline baltasını alan, eline sopasını alan peygamberimizi ve Ebu Bekir ikisi beraber arıyorlar bunlar. Ölü diri kim yakalarsa 100 deve alacak şimdi bundan. Bu kesin bu ama. Diğer yandan bir de yine o günlerde iz süren, yani izi takip ederek bunu işin uzun olan biri varmış. Biraz yaşlanmış biraz. Bunu tutuyorlar bazı müşrikler para karşılığında. Gel diyorlar, sen bu işin uzmanısın, ehlisin bu işin. İşte bu işi başarırsan işte para diyorlar işte kendisine. Bu Peygamberimiz evden çıkışını, Hazreti Bekir'in evine gidişini, oradan çıkışlarını, çift iş izini, bu izini süre süre izleye bunları Sevr Dağı'na getirdi. Gerçekten uzmanmış kendisi ama kişi. O da müşrik tabi. Ve dağa tırmandılar. Önde olmak üzere. İzleri sürüyorken sürüyor böyle. Dağa tırmandılar. Mağaranın kapısına geldiler. Dedi ki o iz süren kişi, işte Muhammed de öbürü de buradalar dedi. Bu kesin bu dedi böyle. Übey bin Harp denen bir müşrik kafir. O grubun başında. O at üzerinde. At üzerinden güldü. Biz de seni bir şey biliyorsun diye tutmuştuk ücretle. Artık senin bu iş geçmezsen bunamışsın dedi. Baksana dedi. Muhammed de akşam başlıyor buradan. Şu örümcek yuvasına baksana. Kim verir kaç yıllık bir örümcek yuvası. Tabii toz birikmiş, kanlaşmış, öyle bir hal almış. Bir de burada yumurta var bak. Kuş yuvası var, yumurta var. Buraya girseydi, örümcek yuvası bozulurdu. Yuva dağılırdı. Çünkü sütün buraya girecek, yumurta kırılırdı. Üvey bin Harf denen müşrik onunla alay edip gülünce grupta bulunan diğer bazı müşrikler nasıl buraya gelmişiz? Bir maraya bakalım demek istiyorlar. Fakat Übey bin Harf denen müşrik onu alay etme gülmesin diye susuyorlar. Hey Allah'ımın takdiri buna tabi. Tabi o anda içerideki mağarada Hazreti Bekir kapıya daha yakın kendisi. Bunları görüyor, konuşanları duyuyor. Kim Muhammed burada diyor iz süren kişi. Konuşuluyor. Hazreti Bekir o anda korkmaya başladı. Şahs için değil ama. Peygamber için. İçeri girerlerse bir bakalım derlerse tabi görecekler. Evet. Hazreti Bekir tabi ölmeden peygamberi teslim etmez ama Hazreti Bekir'in bir canı var ki. Zaten fazla savaş değil kendisi. O durumda bir şey yapamaz. Hazreti Bekir peygamberimizin namına bir üzüldü, korkmaya başladı. Peygamber aşağı buyurdu. Ya Ebu Bekir, la tahzen innallaha me'ana. Ayet-i kerimeler burada. Ya Ebu Bekir, la tahzen, hüzün duyma, üzülme, korkma. Boş ver. Neden? İnnallaha me'ana. Allah bizle beraber buyuruyor. Bakınız. Allah bizle beraber. Ben Allah'ın peygamberiyim. Onun idaresindeyim, emrindeyim, onun denetimindeyim. Allah da Rabbül Alemin. Diye bir avuç Mekke müşrikleri bütün galaksiye gelsin fayda etmez. Allah'ın gücü karşısında bunlar. Ondan sonra Bekir tabi rahatladı. Bunun üzerine müşrikler oradan geri döndüler. Hatta bir rivayete göre
şeytan yine arkalarına gelmiş, arkalarından gelmiş. Şeytan tabi daha onun gözü keskindir, cinlerin, şeytanları bizden daha uzar görebilirler. Şeytan bakıyor, içeride peygamber falan görüyor içeride. Tam buradalar diye haber vermeye kalkışıyor. Onda bir melek Allah'ın izniyle geldi oraya. Bir melek bir kanadan çıktı şeytanı. Onu uzak fırına attı şeytana. İşte bunun üzerine oradan müşrikler dağıldılar. Ama tabi arama devam ediyor her tarafta. Arama devam ediyor. Mekkelilerin dışında da diğer kabile mensupları da sırrı bu yüz deveyi duyunca bu ödüle kavuşmak için eline silahını alan, eline sopasını alan, okur yayını alan, altına devesine binen, kimyayı olarak da bütün yolda aranıyor artık. Medine yolları aranıyor. Peygamber arıyorlar kendisini. Her biri işte ben yakalasam, biz yakalasak ümidiyle yüz deve. Bazen bir servet onların için tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün, 3 gece o mağarada kaldı. Hazreti Ebu Bekir ile birlikte. İşte Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de orada alacağına aldı sevgili kardeşlerim. Ne demek? Bir mağarada tam 3 gece peygamberle kalmak, sırdaş olmak. En karanlık günde, en korkulu günde, en heyecanlı günde, can pahası gününde hiç canını işe sayarak peygamberle kalmak. Hazreti Ali peygamber yatağına yatarak makam aldı, hal aldı. Ebu Bekir de burada peygamberle kalarak üç gece, o da tabi makamın en üst makamını aldı orada. Kendisi aldı orada. Sonra 3 günden sonra Rebiülevvel ayının 1. pazartesi günü, en kesin tarih bu olmuş oluyor, Peygamber Ebu Bekir'le beraber mağaradan çıktılar. O 2 deve kılavuz getirdi. Getir onları böyle. Bir Hazreti Ebu Bekir bindi. Peygamberimiz Ebu Bekir'i bir deveye bindiler. İkinciye kılavuzda diğer o köle. Onlar bir deveye bindiler onlar. 2 deve, 4 kişi mağaradan çıktılar. Medine'ye doğru hicrete, yolculuğa başladılar. Evliyalar bile tayyi mekan derler. Bir keramet bir makamdır bu. Evliyalar bile bu tayyi mekan ile kısa bir zamanda uzun mesafeyi kat ederler. Yani 10 günlük, 20 günlük yolu yarım saat alır, bir saat alırlar. Kerametine göre evliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Miraç olayında gecenin az bir zamanında bütün gökleri açtı. Galaksileri açtı. Arş-ı Aleyh'e açtı Efendimiz Hazretleri. Ki milyarlara sığmayan ışık hızıyla almış oldu. Fakat tabi ümmetine Miraç farz olmadığı için orada bu peygamberin ayrı bir özelliği var orada. Ama hicret her Müslümana farz olduğu için kıyamete kadar geçerlidir bu. Şartlar oluştuğu zamanlar. Bunun için burada peygamberin yaptığı nedir? Ümmetin yapabileceği şekilde hareket etme burada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o günkü kulağı normal kullanmadı. Kızı denize doğru kaydı. Deniz sahilini takiben yola daha başladılar. O yörede bulunan bir kişi adı Suraka diyorlar. Suraka. Tek başına büyük bir gruba bedelmiş. Güçlü, kuvvetli, yapısal halleri, pehlivanlığı, çevikliği ve bu arada bir de savaşı, kılıç kullanış hali. Bir gruba tek başına bedelmiş. Muazzam güçlü kuvvetiymiş. O zamanlar bunun için bir darb-ı meselmiş. Yani bir şey olunca Suraka kadar kuvveti derlermiş. Öyle bir artık örnek verilmiş kendisi konuşma arasında. Güç kuvvet açısından. Bu Suraka tabi müşrik o da anda.
Bu da duyunca, yüzü böyle duyunca hemen bir altına biniyor. Ben diyor bunu bulurum diyor. Yüz deve çok kolay bir kazanç olacak kendisi için. Ona göre. Soruyor, soruşturuyor. İşte buradan iki deveden insana geçler, haber alıyor. İzine gidiyor. Tabi deve yavaş gider. At hızlı gidiyor. Sıradaki atla güçlü atı var mekanı, atı sürerek ileri gidiyor. Peygamber devenin önünde otururdu. Hazır akıl oturuyordu. Peygamberimiz hiçbir yere bakmıyor yolda giderken. Peygamber sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Giderken yolda Kur'an-ı Kerim okuyor. Hep ilahi huzurda bir hazretleri. Bir yere bakmıyor. Mevla git dedi, gidiyor o kadar. Son peygamber. Tabi din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak zaten tabi. Hazreti Bekir ne kadar sıddıkiyet makamında olsa tabi peygamber değil. Arada çok mesafe var yine de var. Hazreti Sıddık peygamberin adına yine bir telaşla, yine bir tedirginlikte kendisi o sürekli gözetliyor. Sağına bakıyor, çöllere, soluna bakıyor, arkasına bakıyor, hep arada sürekli gözetiyor etrafını. Peygamber korunmak amacıyla tabi. Hazreti Bekir baktı arkadan bir atlı biri geliyor. Bunlara doğru geliyor. Atı da heybetli. Üstelik de heybetli kişi geliyorlar. Dikkatle baktı. Gelen Suraka tanıdı. Meşhurmuş demek. Ünlü o zamanda. Ya Resulallah. Basıldık. Yakalandık ya Resulallah. Suraka geliyor. Gelen Suraka ama. Tabi peygamberin başka peygamberi var. Peygamberler bir an ağlatan gafil değiller. Ya Ebu Bekir aynı şey söyledi. Üzülme, korkma. Allah bizimle beraber. Derken Suraka yaklaştı. Kılıcını çekti. Ya Muhammed dedi şimdi. Seni benim elimden kim kurtarabilir şu anda? Peygamber Allah kurtarılıyor dedi. Hiç tabi telaş yok zaten. Peki Allah sen kurtarsın bakalım elinden der Suraka. Peki o Allah seni benim elimden kurtarsın bakalım diye bir hamle yapmak istedi. Peygamberimiz toprağa emretti. Ya toprak Suraka'yı yut bakalım. Hemen toprak yarıldı. Suraka atıyla beraber dizine kadar gömüldü. Toprak bunu sıktı mengene gibi. At da acı çekiyor. Suraka ayak kemikleri çıtır çatır diyor. Başına bağırma Suraka. Ne olur Muhammed'i kurtar. Sana bir şey yapmayacağım. Yalvarınca Peygamber'e intikam almaz tabi Hazretleri. Toprak bırak onu dedi. Toprak ayrıldı. Al dışarı fırladı. Suraka şöyle bir baktı ki ya bu Muhammed Ebu Bekir bunda ona göre hiç kalıyor. 100 tane deve de var. Bunlar ben adem baskı yapayım yakalayayım bunları. Niyetini bozduğu anda yine toprak yaladı yine taraftırdı. Üçüncü sefer böyle olunca hani sürekli anladı ki bu hak peygamber bu. Allah'ın korumasına bu. Ya Muhammed üçüncü dedi söz veriyorum sen hak peygambersin sana bir şey yapmayacağım artık. Beni kurtar. Beni kurtarınca dedi ki Suraka ya Muhammed izin ver ben seninle beraber geleyim. Seni muhafız olayım seni koruyayım seni buyur. Seninle beraber geleyim. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Suraka. Beni Allah koruyor. Sana ihtiyaç yok. Sen dön git şimdi. Dön git sen. Yani arkadan gelenleri geri çevir onları sen. Sen dön git. İleride İslam devleti kurulacak. Benim adına etrafı duyulacak. İslam güçlenecek. O zaman Medine'ye gelirsin buraya kendisine. Bana bir emanname hatta verdi. Güvenname verdi kendisine. Yazılı olarak verdi orada. Gerçekten Suraka dönerken yolda gelenleri geri çevirdi. Ben aradım burasını bulmadım diye. Bu şekilde tabii yola çok olaylar oldu. Mucizevi olaylar, çok olaylar oldu bunlar. Şimdi Peygamber biz gelelim inşallah Medine'ye gelişine Peygamber Hazretleri. Çünkü bizim için yani mucizeden dolayı daha ziyade İslam devletinin kuruluşu önemli bizim için. Şu anda Rebi'l-Evvel ayının 8. parası günü
tarihte bazı kaynaklara değişme varsa da en kesini yani bu olmak üzere demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Paris günü doğdu. Paris günü peygamberi verildi. Paris günü mağaradan çıktı. Yine Paris günü Medine'ye geldi. Nereye geldi? Önce Kuba köyüne geldi. Kuba köyüne geldi. Hatta Medineliler Peygamber'in duymuşlar Mekke'den çıktığını Medineliler. O anda Medine'de insanlar üç ayrı tabaka halinde. Peygamber görüm açısından. Bir kısmı Medine Mekke gelip de Akabe'de Peygamber'i görüş iman edenler. Ama Peygamber'i az görenler. Bir kısım bir defa gördü. Bir kısım iki sefer, üç sefer Peygamber'i gördü. Az görenler. Bunlar bir. İkincisi Medine Münevver'de iman edenler Peygamber'imize henüz daha görmeyenler ama. Üçüncüsü muhacirin. Muhacirin Mekke'den gelmişti mi? Peygamberimizi Mekke'de her zaman görenler, Peygamber'in sohbetinde bulunanlar, o ruhsalı yaşayanlar. Evet, Mekke'de Medine'ye gittiler. Orada rahattılar aşağı yukarı. Ensar, Medine'ye yardım ettiler. Ekmenin yarısını verdi. Suyun içerisinin yarısını verdi. Parasının yarısını verdi. Devesinin yarısını ona verdi. Kardeş oldular. Evlerine barındırdılar. Her aşamada yardım ettiler. Ancak muhacirinin bir şeyi vardı. Peygambersiz bir dünya onlar için karanlıktı. Evet, Medine'de peygamber yoktu. Peygamber Mekke'deydi. O peygamberin sohbeti yetişenler, ruhsal feyizle yananlar, manevi manevi feyizler içinde oluşanlar, o güzel tatlı alanlar, Peygamber sohbetinde bunu tabi tadanlar bilir bunu. Bunun arayışında onun tabi tatminsizlik onlarda. Gözleri yaşlı, gözleri yolda. Ah Resulullah buraya gelse de yine onun sohbetinde bulunsak diye. Ve akabede bulunan Medine'liler Ensar'da onlar Peygamber'den bir şey aldılar. Aldı onlar da. Onlar da dört gözle Peygamber bekliyorlar. Bir de Medine'ye bulup da iman eden Müslüman olan hiç peygamber görmeyenler de. Onlara da bir görme isteği, aşk, beklentileri işlerinde. Resulullah. Tabi dini anlatanlardan onun beklentisi de bunlar da. Üç grup bunlar. Her geçiyor beklemişler peygamber girişini. Allah hikmetine bakınız. Güneş tamamen tepeye çıktı mı? Yani öyle vakti geldi mi? Artık bu saatte yolcu gelmez diye eve dönüyorlarmışlar bunlar. O gün yine dönmüşler. Bir Yahudi bir iş için evin tarasına çıkmış. Etrafına bakınıyor. İki deve görüyor. O haber veriyor Araplara, Müslümanlara. Ey Müslümanlar! Bakın sizin beklediğiniz geliyor diyor. Hemen tabii çıktılar. Peygamber önce Medine'ye merkeze değil, Medine'nin köyü, Kuba. Ayrı zamanlar, işte birleşik aşağı yukarı evler tabi. Kuba'ya geldi. Oraya müsaadeyle Aleyhisselam Hazretleri. Orada Peygamber birkaç gün kaldı. Orada ilk olarak İslam'da Kuba Meşidi orada yapıldı. Peygamber bize çalışarak Aleyhisselam Hazretleri, Eshab'la beraber ilk olarak orada dünyada yeryüzünde İslam açıdan İlk olarak Kuba Meşri yapıldı arada. Sonra bir cuma günü oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bulunan muhacirlerle beraber Medine'ye artık Şerm'e gitmeye karar verdi. Cuma günü oradan çıkıldı. Bunu haber alan Medine'lilerinde 100 kişi develerle Peygamber'in karşılığına gelmişler. Kuba'ya Medine'ye gelecek. Geldiler bunlar. Medine'de Kuba'dan çıkıldı. Medine'ye doğru, Şirin'e doğru harekete geçildi. Öğle vakti oldu yolda. Oldu. O gün de cuma idi. Aleyhisselam Hazretleri yolun kenarına çekildi. Bugün
Cuma meşri yerde bir meşri var orada. Orada arazi boştu. Peygamberimiz o meşriden bulunduğu arsada, Aleyhisselam orada peygamber orada, ilk olarak Cuma namazı kılırdı ilk hayatta, İslam'da ilk olarak. Tabi Mekke mükemmel cuma kılınmıyordu. Kılınamazdı çünkü. Cemaat kılınamazdı, yoktu orada. Toplamıyordu. Baskıdan dolayı. İlk olarak orada Cuma namazı kılındı. İşte o arsanın bulunduğu yere meşri yapıldı sonradan. Adı da Cuma meşri olarak kaldı. Halen duruyor orada yine. Oradan tabi adı şimdi Şem merkezine yürüyüşe geçildi. Medine halkı kimi yollara çıktı. Yola gelemeyenler, genç hanımlar, çocuk olanlar, şunlar bunlar da evin tarasına çıktılar. Kimi yollarda, kimi tarasta, kimi daha Kubra doğru yürüyüşe geçti. Resulullah geliyor. Şimdi burada bakın sevgili kardeşlerim. Çok ilginç bir olay oluyor şimdi burada. Bir tarafta Mekkeliler. Eli sopalı, kılıçlı peygamberi öldürmek için arıyorlar. Bakınız Mekke halkı. Eli sopalı, baltalı, kılıçlı, oklu yaylı, azgın, canavarlaşan bir kitle, müşrikler peygamberi öldürmek için arıyorlar. Hem öldürecekler, boğacak, öldürecek, geçecekler peygamberimizi. Diğer yanda Medine halkı da Resulullah geliyor diye götürmüş yalı sevinçler. Can atıyorlar. Genç kızlar tarasa çıkmışlar. Genç kadınlar çürü almış kucağına tarasa çıkmışlar. Resulullah geliyor, Resulullah geliyor. Yolda düşmüşler. Herkes ağlaşıyorlar, herkes duygulanmış. Peygamberimizi geziyorlar. Daha evvel görenler o hasretle yanarak gözleri yolda. Hiç görmeyenler de ilk görecekler. Hepsine göre Resulullah gözleri. Derken Medine'ye giriş kapısı vardır. Sinetül Veda. Aslında kapı değil de iki tepe arasında oraya girilir. O dönemde ismi de Sinetül Veda. İşte oradan Peygamberimiz önde devrede göründü. Veya doğru. Alınan tekbir sesleri vardı. Ağlayanlar, düşenler, bayılanlar Resulullah girerlerden ve ilahiler söyleyenler Resulullah geliyor ay doğdu derken bunu söyleyenler Medine'de oynuyor tabağında. Yalnız şimdi bir çözüm isteyen bir mesele kalmış şimdi orada. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Medine'de tabi ev yok peygamberimizin. Kim evine konacak? Nereye mesela kalacak şimdi? Genelde Medine'ye ileri gelenleri, durumu iyi olanları, evi daha geniş olanları tabi başta onlar bu beklentide. Her biri de Resulü evine misafir etme isteğinde her biri de. Evlerini temizlemiştir hanımları. Süpürmüşler, silmişler. Kapını temizlemişler. Hatta yemek hazırlamışlar bunu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bize gelir ümidiyle her beklentide bunlarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Mekke'den girişinde Ya Resulallah bize buyurun. Devlet yolcularını ya bize buyurun ya Resulallah. Peygamberimiz birine gitse diğerleri tabi mahzun kalacaklar, üzülecekler. Bir nevi tercih olacak peygamber tarafından. Peygamber şöyle buyurdu. Deveme dokunmayın. Onu size bırakınız. O emir almıştır. Allah'ın yönlendirmesine devem. Devem nereye çökerse o elimiz tabi kalacağım buyurdu. Yani deveye bıraktılar. Yerine koşuyorlar. Devenin en sidi ot neyse o yörede otları aldılar. Deveye gösteriyorlar. Ki deve tabi yoldan yerinde aç oldu belli devenin. Ki deve otu görünce ot için eğilsin de kapıyı çeksin de deve. Derken. Ama deve evet deve muhtemelen ama ki düşünün ki bir hurma ağacı, kuru hurma kütüğü bile peygamberi ağlamıştı Medine'de. Kurumak kötü böyle. Ağlamıştı peygamberin için. Dağlar, taşlar onun kıymetini biliyorlar. Ona selam verdiler bunlar. Deve tabi daha iyi bilir böyle. Deve, o da peygamberin bir hal alıyor deve de.
Oradan bir feyiz alıyor devede. Deve hiçbir yere bakmadan, çökmesi için yapılan her çağrılara cevap vermeden, en sevdiği otlar, aç olduğu halde dev hayvan, aç olduğu halde, en sevdiği otlar kendisine takdim edildiği halde, deve hiçbir yere bakmıyordu. Yalnız başını sağa sola bir sallıyordu. Baş sağa sola sallıyordu. Yani bir nevi selam sanki veriyor onlara. Onurlu. Deve yürüyor, yürüyor. Tabi bu karşılama keşke tabi ah insan çekiyoruz. Orada olsaydı o günü. Yani Medine halkı o günü bir daha yaşamış tek. Medine halkı onu yaşamışlar. Peygamberimizin oraya girdiği gün. Artık sevinç ayyuka çıkmış sevinç. Doğru çıkmış sevinç. Herkes sevinçti. Neden? Resulullah beldemize geldi. Resulullah bizim artık peygamber aramızda kalacak. Peygamber'e doyasıya görecekler. Onun sahabını dinleyecekler peygamberimizi. Öyle bir sevinç Medine halkında artık doğruya çıkmış heyecan. O ağlayanlar, yalvaranlar, tekbire getirenler, savaşa getirenler Medine yerine oynuyor. Deve yavaş 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 geldi geldi. Boş bir arsa var. O arsanın olduğu bir yerde çöktü. Yani ön ayaklarına çöktürdü ama. Oraya çöktü. Ben de yarasa orası boş arsa. Peygamber bırakın. O deve bilir. Deve durmadı orada. Çöktü orada. Yine kalktı. Biraz daha gitti. Az ileride. Bu çöktüğü yer neden çöktü oraya? Orası boş arsaymış. Oraya işte meşit yapıldı. Medine meşit oraya yapılacakmış. Devenin çöktüğü yerde o mescidin kapısı oldu. Onu işaretmiş o da. Tahtiyeler onu biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Biraz ileri gidince hemen sağda bir ev. İstanbul Eyüp'te metun bulunan ki elhamdülillah İslam alemi en sevdiği sahabeden biri olan Halid bin Zeyd Hazretleri'dir. Adı Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'dir. Bu Eyüp yani Eyüp baba anlamına geliyor. Buna tabi Türkiye'mizde Eyüp Sultan diyoruz kendisine. Eyüp Sultan Hazretleri de o da kapıda bekliyormuş ama çıkıp da bize buyurun yarısı deme utanıyormuş kendisi. Yani bizim gibi birine mi kaldı derdi. Deve geldi onun kapını çöktü deve arada. Deve arada çöktü. Ve tam çöktü. Alnını yere koydu. Yananı yere koydu deve. O zaman deve artık tamamen oraya yerleşmiş oluyor deve arada. Deve yerleşmiş oluyor. Hemen Eyüp Sultan Hazretleri, Ebu Eyüp Hazretleri anlıyor ki deve arada inecek orada. Hemen koştu. Peygamber üzerine yardım etti. Aldı. Eşyanı aldı. İşte taşıdılar. Ve sahabeden, Ensar'dan başka bir yerde Peygamber devesini aldı, o konuk evine götürdü. Yani dev orada kalmasın derdi. Yer dar oldu işte orası. Evine götürdü oradan. İşte bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin o evinde. Ev ilk kat devri. Meclis genişlemeden önce ev duruyor muhtemelen. Harabe halindeydi. Altı sırf taştı. Üzerinde ağaçta da vardı. Yine taş, çamurla öyle sıvarmıştı. Yakın 60 yıllarında duruyordu yani. Ev duruyordu. Ben gördüm Allah'a gözüm elhamdülillah. Sonra tabii meşrit önden genişlerken oraları istimak edildi. Şu anda meşrit içerisinde kalmış oluyor orası da. Meşritin hatta önünde kalıyor orası. İşte kalmıyor da. Çünkü meşrit köprüden genişlemedi meşrit. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam tabi içeri girdi. İçeri girince Medine halkı tabi hepsi içine sığmayacağı için böyle grup grup geldiler içeriye. Peygamberimize hoş geldiler. İlk önce Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize. İçeri girince Ya Resulallah bu belediye hoş geldin diye. DMT geldi Peygamberimize hoş geldin için. Ondan sonra Medine ileri gelenleri grup grup, o da aldığı kadar içerisinde geldiler.
hoş geldin derken. Bu şekilde tabi giren çıkan işte ne mutlu Ebu Ayyub Sultan Hazretleri'nin o evine. O anda İslam'da dünyanın en kutsal evi oldu. Resulullah içinde. Meleklerin geldiği, karargah diye bir yer. En kutsal bir yer oldu. Peygamber'in sohbet devam ediyor sahabelerine. Peygamberimizin tabi oraya gelmesiyle birlikte artık İslam medresi de otomatikmen doğal olarak kurulmuş oldu. Çünkü herkes Peygamberimize saygıda, sevgide ve tekbir olarak Peygamberimiz kabullenildi. Zaten kabul, İslam'ı kabullenmemiş oluyor tabii ki. Herkes Peygamberimizin liderliğini kabullendi. Peygamber iman ettiği gibi otomatikmen doğal olarak İslam devleti orada kurulmuş oldu. Tam 10 günden sonra artık belirlenen her olayda İslam ne diyorsa, ilahi kanun ne diyorsa, Allah'ın buyruğu neyse, Kur'an hükmündeyse uygulanan başladı arada. İnsanlar artık örf, gelenekleri, görüşleri kalktı arada. Ne de insan ki arada. Dünya ne dedik Allah gücü karşısında ya. Allah aşkına düşerim onlara. Şu evrene bakalım evrene. Evren madde alemi. Bize ışığı gelmeyen yıldızlar var. Kaç milyon seneden beri ışık yıldızlardan mevcut. Yıldızlardan mevcut. Yıldızdan saçlı bir enerji var. Korku enerji saçıyor yıldız. Ama ışığa bize gelmemiş. Uzak yani böyle. O kadar muazzam genişliği evren. Daha genişliği evren. Genişliyor. Ki evren madde alemi hiç kalıyor aslında. Öbür alem yanında. Öbür alem ne var? Sidre-i Münteha var. Arş Beş var. Lehi Mahfuz var. Neler daha var? Kürsü alemi var daha. Allah katında dünya nedir? Yani dünya bir atom değil şu madde aleminde. Güneş sisteminde bile hatta böyle. Bir galaksi bile nedir ki Allah katında? Ucu ucu yok galaksilerin. Daha bir galaksiler var. Ucu ucu yok. İnsan nedir? Demek ki Allah katında insan bu kadar yani küçük aciz mi? Acizdir. Kalkar da böyle bir albinsa hayret benim dedem olacak. Benim buyrum olacak derse Allah'a karşı bir kendini bir o da ki ilah görürse kendisini eş Allah'a kendini görürse bu tabi ona inanır müşrik olmuş tabi. İşte Elhamedine Münevvere'de Peygamber'e gelişiyle birlikte İslam devleti otomatikman yürürlüğe girdi. Artık Allah'ın dediği oluyor. Her şeyi bilen, her şeyi en iyi yaratan Rabbim neyse o başladı. Olma başladı orada. Tabi zamanla meşrit yapıldı. Ezanı okumaya başladı. Cemaat namaz kılmaya başladı. Sohbetler başladı. İnsanlar, Allah'a de yanan insanlar. Böyle. Çoluğu, çocuğu, kadını, yaşlısı, yaşlısı, genci, peygamberle yananlar, Allah'a de yananlar, o feyizli hal. Diri diri kışını gömenler artık karıncaya basamıyorlar. Birbirinin kalbini kıramıyorlar, incitemiyorlar. Alkolikler, o fuhuştan bağımlıları, kumar bağımlı hepsini terk ettiler. Yalnız Allah'ın dediği oluyor. İslam yaşanıyor. Kardeşlik var. Efendikle bir arada. Herkes eşit oldu insanlar. Kimse ayrım yok aralarında. Cemaat namaz kılıyorlar, sohbetler yapıyor aralarında. İşte bu olay İslam'da Peygamberimizin Medine'ye gelişi Hicret olayı İslam'da yılbaşı olarak kabullenildi. Kabullenildi. O yılın Muharrem ayı ki Muharrem ayı yıl birinci aydır İslam aylarında işte o yıl ki Muharrem ayının biri Hicri yılbaşı olarak kabullendi. Hasreme döneminde buna gerek görüldü bir tartış tutulması için. İnşallah sevgili kardeşlerim, Allah izin verirse bu yıl, yarınki gün, takvimlerimize göre tabi, yarınki cuma günü akşamı, yani yarın cumartesiye bağlayan gece, yarın akşamı inşallah, Hicri yılbaşımız,
inşallah. Hristiyan ile başlayan tabi daha başka kurtuyorlar kendilerine göre. İçkiyle, fuhuşla, dansla, sazla, cazla, çılgınca kalabalık bir kargaşayla kurtuyorlar onlar. Karışamıyoruz tabi onlar. Herkesin yapabilirler. Ama bir de ne yapalım sevgili kardeşlerim? Kur'an'a layık, Resulullah'a layık, insanlığa layık. Hicri yılbaşımızı kutlayalım muhteremler. Yani yılbaşımız inşallah sönün geçmesin sevgili kardeşlerim. Hicri yılbaşımızı birbirimize kutlayalım. Telefonla, artık elimizdeki her imkanlarla mesaj çekerek, hatta hediyeleşerek, hiç olmazsa yarın akşam yılbaşı gecesi, İslam yılbaşı olarak evimize inşallah biraz daha fazla evde bir şey alalım. Meyve olsun, çerez olsun, bir şey evimize alalım inşallah. Çoluk çocuğumuza, yavrularımıza, torunlarımıza akarım bahşemizin yılbaşımız diye onlara bunu sevdiren sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala inşallah yılbaşımızı, İslam yılbaşını hepinize hayırlı kılsın. Rabbim gereğini daha iyi görsün inşallah. İlla Teala Fatiha.